Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün hurma bahçesindeyiz. Kışın diktiğimiz, aralık gibi diktiğimiz hurma bahçesindeyiz. Buraya biz bir 50 tane falan ektik. Ekerken çekme kısmet olmadı. Yerimiz düz. Toprak çok güzel. Bakın. Dediğim gibi cinsi hacı ya. Bakın biz bunlara beyaz beyaz mikrosera diktik. Böyle bakalım. Bakın mikrosera yani yırtıcı hayvanlardan, kemirgen hayvanlardan korunmak için bunu diktik. Artı bu dona karşı önlem almak için kullandık. Yazında bu şekilde güneş yanmalarına karşı, şu hurmanın dışının yanmasına karşı, güneş yanıklarına karşı etkili olacak. Yazında hiçbir zararı olmuyor bunun. Yani cevizlerde ve zeytinlerde, ceviz ve hurmalarda bunları genelde kullanıyorlar. Gerçekten çok faydalı. Şimdi düşünün, tavşan mavşan, kemirgen hayvan geliyor, ne yapıyor? Burayı kemiriyor, ağaç öldü. Bunu taktığınız zaman öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz zaten. İleri doğru da gidelim. Bakın. Bahçe bu şekilde. Hepsine komple taktık bunlardan. Ağaçların hepsi genelde kalınlıkları bu boyda. Şimdi biz bunları ufak, bakın. Gözler burada ufak ufak artık uyanmaya başlayacak bunlar. Şimdi biz bunları 70-80 santim gibi tepe vurumu gerçekleştireceğiz. Şimdi benim bu neredeyse göbek hizama geliyor. Yani 1 metre falan var. 70 ortalama, bunların 70-80 santim arası. Ben 70'ten vururuz bunları. Yani bunun cinsi, hacıya cinsi, buruk olan cinsten. Merak edenler vardır, buruk olandan. İhracatı falan bunların biraz daha hızlı. Çünkü kurutuluyor bunlar. Kurutulup da satılıyor. Bakın, sopasını diktik. Altı üstü dengeyi sağlasın, oynamasın diye yaptık. Rüzgardan esneyebilir, kökü oynar. Altı üstü bağladık. Dediğim gibi biz bunu 70-80 santim arası tepe vurumunu gerçekleştireceğiz. Yani bunların 70-80 santimden vuracağız. Ondan sonra biz bunları ilk 3 sene şekil vereceğiz. Yani bunlar aynen bu şekilde, goble tarzı şu şekilde. Elimde gösterdiğim gibi goble şekilde yapacağız. Bunun modifiye lider olarak da yapılabiliyor. Ama en çok verimi goblede alınıyor. Diğerleri modifiyede toplaması da biraz zor olabiliyor. Yani ama en çok tercih edilen goble tarzı budama. İlk 3 sene şekil budaması olarak yapacağız. Şekilden sonra normal artık. Normal olarak verime yatıracağız arkadaşlar. 2 arası 5'e 5 yapıyor. 5'e 5 diktik yani mesafelerini. 4'e 4 yapılabiliyor. 6'ya 6. İdeali 5'e 5. 4'e 4 çok yakın oluyor. Bunlar biraz da dalları genişlediğinde birbirine girme şansı oluyor. Yani 5 ve 6 da dikilebilir. Bakın mesela bugün bile gözleri vurulabilirdi. O kadar çok işimiz olduğu için hani onları yapamadık. Bugün veya yarın yine tepe vurması yaptığımızda inşallah kesim videosu çekeriz. Kısmet olur. Bakın yani şu an bile kesilebilir. Zaten akşam oldu. Şu an kesmeye yetiştiremeyiz. 70-80'den vuracağız onları. Sulama olarak burada baraj var. Baraj suyundan suluyoruz.
Yani damlama sistemi döşeceğiz buraya. Kartımız var. Kartta para yüklüyorsun. O şekilde sulama gerçekleştiriyoruz. Yani salma sulama yapmıyoruz. Damlama sulama yapacağız. Bakın zaten burada da dere var. Deremin yan tarafta. Şimdi bizim bakın şu az ileride hurma ağacı var bakın. Görüyorsunuz elimle gösterdiğim hurma ağacı. Orada bir orası amcamların orası o kadar çok o ağaç hurma veriyor ki. Dalları kırılacak neredeyse ama. Bakın biraz yakına getirelim. Ama modifiye lider şeklinde. Toplaması çok zor. Ama gerçekten dalları çekmiyor. Aynı toprak, aynı yer zaten. Buraya da ekmeyi düşündük. Dedik bakalım nasıl olacak. Dalları kırılacak olan burada da kırılacak gibi olacak mı onu göreceğiz. Beslemesini, sulamasını iyi yaptığınız zaman budamasını inşallah verecektir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İnşallah budama videosunda görüşmek üzere.